İş Dünyası'nın ekranı, Dünya Ekonomi Denizcilik ve Lojistik TV'de dış ticaret dünyasıyla karşınızdayız. Ades Patent Genel Müdürü Ali Çavuşoğlu ile birlikteyiz. Markaların Türkiye'deki ve ihracattaki patent sorunlarını konuşacağız Ali Bey ile. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve bize biraz bahseder misiniz? Ades Patent olarak neler yapıyorsunuz? Evet. Tabii şöyle, Ades Patent 2000 yılında kuruldu. Yaklaşık 13 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Türkiye'deki firmaların marka, patent ve endüstri tasarımlarını tescil ettiriyoruz. Aynı şekilde Türkiye'deki ihracatçı firmaların yurt dışındaki 200 ülkeye yakın yaptıkları ülkelerdeki ihracatla alakalı marka tescillerini, patentlerini ve tasarımlarını tescil ettiriyoruz. Yine aynı şekilde dünyadaki firmaların Türkiye'deki marka, patent ve endüstri tasarım tescillerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda 110 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. 6 tane şubemiz var. İstanbul Merkez, Ankara, İzmir, Denizli ve Anadolu yakasında olmak üzere 6 şubemiz var şu anda. Firmalar özellikle yurt dışına açılırken bu patent konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Bunu yaşamadan önce bir prosedüre uymaları lazım sanırım. Evet. Nasıl bir prosedürle size gelmeleri lazım? Şimdi şöyle, diyelim ki bir firma ihracat stratejisini belirledi. 5 tane ülkede ihracat yapacak örneğin. Bu 5 tane ülkede kendi markasının öncelikle tescilli olup olmadığını araştırması gerekiyor. Eğer kendisinin markası daha önceden başka bir şekilde o ülkede tescil ettirilmişse o ülkeye ihracat yapamaz. Çünkü ihracat yaparken ilgili ülkede gümrüklerde mallar düzgünür. Bu yönde ihracat yapacakken ilk önce ilgili ülkede markasını araştıracak. Eğer tescilsizse ihracata başlamadan bir markasının mutlaka başvurusu yapması gerekiyor. Tescil başvurusu yapması gerekiyor. Bunun için size gelecek. Evet, bize gelecek. Biz önce araştıracağız. Hı. Bizim şu anda database'imizde tüm dünyadaki 200 ülkenin üzerindeki ülkelerde tüm markaları araştırabiliyoruz ve bu konuda rapor sunabiliyoruz. Bizim yurt dışına açılan bazı markalarımız bu konuda sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Patent yaptırdıkları halde sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela kendi logolarında bir dünyaca ünlü logonun benzeri diye bir tarafından onunla ilgili davalar açılıyor veya bir ambalajın, ürünün ambalajında benzer şeyler oluyor diye. Evet. Bunların önüne nasıl geçilmesi gerek? Yani patent aldığı halde yine bu sıkıntıları yaşayan firmalar var. Bunların önüne nasıl geçilecek? Tabii öncelikle firmalarımız marka tescili, patent tescili alırken taklitten kaçınmaları gerekiyor. Bunu önce yani bilerek taklitten kaçınmaları gerekiyor. Başka firmanın logosuna ya da tasarımına benzeterek bir iş yaptılarsa ileride karşılarına tescil ettirmesine rağmen sorun çıkarıyor. Yani karşıdaki firma ne yapıyor? Benim logoma benzer ya da benim ambalaj tasarıma benzerdir deyip öncelikle markalarını ya da tasarımlarını iptal ettirmekle alakalı dava açıyor ya da bazen fuarlarda görüyoruz, tespit yaptırıyorlar fuarlarda. Tespitten sonra diyor ki benim logoma benzer bir logo yapmışsınız. Bu nedenle ben size tabirat istiyorum diyor. Önce tabii ki markasını iptal ettiriyor. Bu nedenle öncelikle ihracat yapacak ülkelerde markayı iyi araştırıp, logosuyla beraber araştırıp tescil ettirmek gerekiyor. Eğer gerçekten de benzer bir marka olduğu farkına varılırsa bunları bir vazgeçmek gerekiyor. Yani şunu dememeleri lazım. Yani ben logosunu farklı yaptım, benzerini yaptım ama biraz böyle farklılık kattım demek de olmuyor. Yani çünkü şöyle, burada bir olan tüketicinin benzetmiyor. Yani bir markette bir iki tane çikolata ürünü satılırken örneğin iki tane ürünü yan yana koyduğunuzda bir çocuk bile olsa çocuk o bir çikolata ürünü diğer çikolatayı alabiliyorsa, gözünü yanıltarak alabiliyorsa bu nedenle burada aldatıcı bir şey var demektir. Yani bir uygulama var demektir. Mümkün mertebe buna kaçınmak gerekiyor. Başkalarının hiçbir şekilde markasına, tasarımına kendi ürünlerimizi benzetmemek gerekiyor. Bununla ilgili de gerçekten de hiçbir şekilde benzerlik olmadan evet, kendisine böyle özel tasarımla orijinal yapması gerek. Marka artık serbest piyasa ekonomisinde global dünyada vazgeçilmez bir unsur. Marka olmayan hiçbir şey tutmuyor, satmıyor. Biraz Türk ve yabancı firmaların marka durumundan bahsedelim. Yani Türkiye'de ve dünya genelinde. Şimdi şöyle, öncelikle Türkiye'de biliyorsunuz 1995 yılında kanun hükmünde kararnameler çıkartıldı. Markaların koruması hakkında kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Daha önce de markalar kanunu vardı. Tabii yeni çıkan kararnameyle marka dünyasında yeni bir patlama yaşını diyebiliriz. Şu anda örneğin geçen sene 2012 yılında Türkiye'de 120 bin tane marka başvurusu yapıldı. Bu dünyada ilkler arasında giren bir sayı. Kendi istatistiklerimiz açısından baktığımızda. Çok önemli bir rakam. Tabii önemli bir rakam. Yani 122 bin tane marka demek çok büyük bir rakam demektir. Ve 1995 yılından bu yana yapılan tescil başvurusu sayısı ise yaklaşık olarak 800 bin adet civarında. Bu da tabii ki Türkiye'nin marka ulaşma konusunda bayağı bir mesafe kat ettiğini gösteriyor. Ancak yine toplam sayıya baktığımızda örneğin Türkiye'de var Borsa Birliği verilerine göre Türkiye'de 1.300.000 tane firma kurulmuş durumda şu anda ve her yıl 50.000 civarında yeni firma ekleniyor. Yani 800.000 tane başvurunun birçoğu zaten aynı firmaya ait. Yine kıyasladığımızda 500-600.000 civarında firmanın hiçbir tane marka tescilini bulmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Tabii ki burada
Bu Türkiye'deki iç markalaşma, yani yerel markalaşma ile alakalı bir konu. Ama aynı zamanda uluslararası markalaşmaya baktığımızda ise Türkiye'de şu anda TİM'in, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre 60 bin civarında ihracatçı olduğu söyleniyor. Ancak uluslararası markalarımıza baktığımızda şu anda Madrid protokolüne göre, yani toplam 88 tane ülkeyi kapsayan Madrid protokolüne göre Türkiye'deki firmaların tescil ettiği markalaşma sayısı 8800 civarında. Toplamda 99 yılında yoğunluk, 2012'yi de kattığımızda 8800 civarında bir rakam. Yani burada baktığımızda 60 bin tane ihracatçının yaklaşık 10 bini tescil ettirmiş oluyor. Geri kalan 50 bin tanesi hiçbir tane uluslararası marka tescil bulmadığını söyleyebiliriz. Bu tabii ki rakam olarak baktığımızda çok az bir rakam. Yani 50 bin tane ihracatçının markası yurt dışında tehlike altında değiliz. Her an bir firma gidip onların markasını tescil ettirebilir. Bu dediğiniz gerçekten çok büyük bir problem. Evet, Türkiye ekonomisi ihracat da büyüyor diyoruz. Evet. İhracatta rekorlar kırılıyor. Ancak marka tescilli konusunda sıkıntı yaşayan firmalar da bu o kadar çok fazla çok diyorsunuz. Fazla. Bunlarla ilgili bir ceza yaptırımın yurt dışında yapılsa doğrudan Türkiye ekonomisi belki de kesinlikle etkilenecek bundan. 2023 yılında Türkiye 500 milyar dolar ihracat hedefliyor. Ve çok büyük markaların olmasını hedefliyoruz. Ancak şöyle baktığımızda 60 bin tane firmanın işte 50 bin tanesinin tescilsiz olması ileride bu firmaların markalarının önlerini kesilebileceği yönünde çok büyük tehlike arz etmekte. Bu da tabii ki ileride kendi markalarımızla yurt dışına ihracat etmemizi engelleyecek bir tehlike demektir. Bu nedenle ihracatçıların yapacağı yani ilk şey kendi ülkemizde markalarını tescil etmek, ikinci olarak da ihracat yapacağı ülkelerde mutlaka markasını araştırıp eğer tescilliyse başka bir markaya ihracat yapması gerekiyor. Tescilli değilse de hemen ilgili ülkede ihracatı yapması gerekiyor. Aksi takdirde şu anda bu global dünyada internet ortamında herkes bütün dünyadaki markaları takip edebildiği için her an markalarının başkaları tarafından tescil ettirmesi tehlikesi bulunmakta. Ben onu soracaktım. Yeni bir ürün geliştirdi diyelim bir firma. Bununla ilgili hangi ülkelerde tescil yapması gerek? Mesela Avrupa'da Almanya'ya ihracat yapacak. Mutlaka Almanya'da mı onun tescilini almak zorunda? Onu şöyle diyebiliriz. İhracat yapacağınız ülkeleri belirlersiniz. Örnek söyleyeyim 5 tane ülke belirlediniz. Ve 5 tane ülkeye eğer bu sene ihracat yapacaksanız bunu hala tescil etmeniz faydalı olur. Ancak bize önerimiz şöyledir. İleride yani 5 yıl içerisinde, 5 yıllık bir stratejik planda ihracat yapacağınız bütün ülkelerde markaların tescil etmenizi öneririm. Neden? Çünkü yarın geç olabilir. Bugün siz tescil ettiyseniz markanızı 5 tane ülkede yaptınız diyelim. Buraya yakın 195 civarında ülke var. Bunların bazılarında sizin numaranızı bir yere gören ya da reklamınızı bir yere gören, markanızı bir yere gören başka bir firma hoşuna giden bir marka tescil ettirebilir. Ve ileride markanın sahipsiz olduğu için de siz ihracatınızı tehlikeye sokmuş olabilirsiniz. Bu nedenle 5 yıllık bir süreyi söylüyoruz. 5 yıllık sürenin amacı nedir burada? Bir firma markasını tescil ettikten sonra ilgili ülkede markasını 5 yıl içinde mutlaka kullanmak zorunda. Yani bir mal ihracatı yapmak zorunda. Aksi takdirde başka bir firma bunu iptal ettirebilir. Bu nedenle 5 yıllık plan çerçevesinde bunu takip etmeni öneriyoruz. Aynı zamanda biz şunu öneriyoruz. Şu anda Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalar var, ülke masalları var mesela. Evet, işte 2012 yılında önerilen ülkeler var ihracat yapmak üzere. 2013 yılında önerilen hedef pazarlar var. Bu hedef pazarları takip ederek ilgili ülkelerde markaların tescil ettirmeni öneriyoruz. Diyorsunuz 5 yıllık bir periyoda yazsın ya da ona uygun stratejisini belirlesin firmalar ve ilgili ülkelerde alsın. Peki bu ek maliyet getirmiyor mu? Her ülkede ayrı ayrı tescildir. Yani 197 diyelim ülke var dünyada. Evet. Hepsinde toptan patent yapacak bir sistem yok mu? Şöyle şu anda 88 tane ülkeyi kapsayan Madrid protokolü sistemi var. Bunların tamamında toplu halde marka tescili yapmak mümkün. Yani şöyle bir hesap yaptığımızda 1999 yılından önce bizim firmalarımız bu Madrid protokolü üyesi ülkelerde tek tek markasını tescil ettiriyor. Örneğin diyelim ki bir ülkenin tescil fiyatı yaklaşık 1000 dolar diyelim. Örneğin şöyle ortalamasına bahsediyorum. 88 tane ülkeyi tescil edince 88 bin dolar para vermek zorundayız. Çok ciddi rakamlar. Ciddi rakamlar. Ancak şu anda 88 tane ülkenin tamamına baktığımızda bunlar İsviçre frangı dizisinden hesaplanıyor. Yaklaşık olarak 22 bin İsviçre frangı civarında bir maliyet ödemek zorunda. Ki bu maliyetlerin bir kısmını da zaten teşvik olarak vermiş oluyor firmalarımıza. Geri kalan ülkelerde ise yani Madrid protokolü sistemine yer almayan ülkelerde ise tek tek tescil yapabiliyoruz. Ama şöyle kıyaslayalım. Örnek söylüyorum bir ülkenin harcanacak para diyelim 2 bin dolar diyelim. Bir firmamız markasını o ülkede tescil ettiği zaman 2000 dolar para alacak. Ama markasını tescil ettirmezse harcayacağı para daha çok paralar olabilir. Yani markasının işte mallarının limiti durdurulması ya da kendisine karşı bir davanın açılması durumunda yüz binlerce dolar tazminat ödeme ihtimal de bulunmakta. Bu nedenle tescil fiyatı her zaman ilerideki risklerden daha ucuza mal olduğunu söyleyebiliriz. Yani tescil masrafını bir angarya yük olarak görmesinler aslında. Kesinlikle görmemesi lazım. Yani biz burada risk almaya değiniyoruz. Yani risk alma tescil alıyoruz. Hatta şu anda bir
slogan üretmiş olduk zannediyorum. Biz gene tescil alıyoruz tabii. Peki bu 88 ülke var dediniz. Evet. Madrid protokolüne üye. Hangileridir bunlar? Yani şöyle kabaca yani, kıta olarak Avrupa ülkelerinin yaklaşık olarak tamam bu sistemi üye. Türkiye Cumhuriyetleri'nin bir kısmı üye ve yine diğer Amerika, Kanada gibi ülkeler bir kısmı üye buraya. Ama toplamda baktığımızda 88 tane. Mesela Orta Doğu ülkelerin çoğu üye değil buraya. Arap ülkelerin çoğu üye değil. Ama Arap ülkelerini de tek tek tescil ettirebiliyoruz. Yani diğer Suudi Arabistan'dan bir de Arap Emirlikleri'ni tek tek tescil ettirebiliyoruz. Toplam maliyete baktığımızda yine yani bütün ülkelerde tescil ettirseniz göre çok büyük bir maliyet çıkmıyor. Yani diğer yapılan masraflara kıyasladığınızda yani şöyle görebiliriz. Şu anda bir firma bir mağaza açtığında ortalama ne söylüyorum? 10 bin dolar civarında neredeyse bir tabela parası vermek zorunda kalıyor. Yani bir sadece tabela için. Halbuki bir markanın tescili 10 bin dolar olan ülke şu anda herhangi bir şekilde mevcut değil. Yani daha ucuza geldiğini söyleyebilirim. Bu verdiğiniz örnekte kesinlikle bir marka tescilinin yük olarak görülmemesiyle ilgili. Ekonomi Bakanlığı'yla ortak çalışmalarınız oluyor mu bu konuda veya Türkiye İhracatçılar Meclisi ile? Bizim ortak çalışmalarımız olmuyor. Sadece biz onları takip edip müşterilerimize bildiriyoruz. Bu hedef pazarlar olduğunu ve bu şekilde İhracatçılar Meclisi'nin üyelerinin listelerini alıp yani Türkiye İhracatçılar Birlikleri'nin üyelerinin listelerini alıp bu konuda bildirimini yapıyoruz. Markanızı tescil ettirin. İşte ileride şu şu tehlikelerle karşılaşabilirsiniz şeklinde ya da bazen bölge ülkelerini bir arada toplayıp o şekilde kampanyalarla onları teşvik ederek bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği ve COSGE'nin verdiği teşvikler var bu konuda. Yapılan teşvikler de müşterilerimize, müşterilerimize vererek bu konuda yüklerin bir kısmında devlet tarafından zaten ödendiğini hatırlatarak teşvik yapmalarını sağlıyoruz. Son yıllarda Türkiye'deki marka durumlarından biraz daha açarsak böyle hangi sektörlerden daha çok marka tescili oluyor veya size talep var? Tabii şöyle özellikle tabii tekstil sektörü şu an ön planda, gıda sektörü ön planda, mobilya sektörü bayağı bir ön plana çıkmaya başladı. Ve aynı zamanda mağazacılık sektörü dediğimiz yani sadece üretim değil de satış sektörü dediğimiz yani ürünün satılmasıyla alakalı mağazacılık işletmelerinde çok tescil yapılmaya başlandı. Ve kuyruk sektörü ön planda olan sektörler arasında, ayakkabı sektörü ön planda olan sektörler arasında yani baktığımızda daha çok tüketimi bağlı ürünlerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şuna geliyoruz. Bir de en önemli nokta marka tescilsiz ihracat yasaklanıyor. Bu konuyu biraz açar mısınız bize? Yani yasaklanıyor demeyelim aslında. Şöyle bir protokol yapıldı geçtiğimiz aylarda. Türk Patrimonyası Başkanlığı ile Gümrük Bakanlığı arasında şöyle bir protokol yapıldı. Gümrükte geçen mallar arasında bir form doldurması isteniyor şu anda. Yani bir firma ihracat yaparken markasını da belirtecek, tescil numarasını belirtecek ve online sistemde kontrol edecek bunlar. Yani bu şu demek, eğer bir firmanın markası tescilde olduğu halde başka bir firma o firma markası taklit edip başka bir ülkeye ihracat yapacaksa yani taklit malında da mal durdurulabilir. Ve bu nedenle de Türkiye'den yurt dışına çıkartacak olan mallarda da marka kontrol yapmaya başladı. Zaten bu uygulama yurt dışında birçok ülkede var. Yani şöyle oluyor uygulamalar, bir şey diyorum, Almanya'ya bir ihracat yapacaksa bizim bir firmamız, Almanya'da mal gireceği zaman kontrol ediliyor. Eğer oradaki marka başkasına bir markaysa mal durduruluyordu. Hatta bize de zaman zaman bazı yazılarına başlayan kapılarından diyor ki mesela sizin yönetimler şu marka var, biz bu markayı yakaladık, buyurun dava açın şeklinde bir yazılar gelmeye başlamıştı. Yani bu nedenle bu yapılan son protokol, gerçekten önemli bir protokol. Türk Patrimonyası Başkanlığı da Gümrük Bakanlığı arasındaki online yapılan marka araştırmaları ve en son gümrük kontrollerle alakalı bir genelge yayınlanmıştı. Bu genelgede de markalar kontrol edileceği ve nasıl kontrolü sağlanacağı işte formların örnekleri verilmiş. Yani tescil numarasına kadar her şeyi yazacaksınız şeklinde beyanda bulunuyor. Biz burada ne diyoruz ki artık firmalarınıza? Yani yurt dışına ihracat yapacaksanız gerçekten markanızı hem Türkiye'de hem de ihracat yapacağınız ülkelerde mutlaka tescil ettirin diyoruz. Aslında tüm prosedür ihracat yapmak isteyen firmaların lehine diyebiliriz. Yani her şeyi A'dan Z'ye açıklıyor. Nerede ne yapılacağını. Yeter ki o prosedüre uysunlar. Evet. Yani bunu yaparlarsa bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, ileride karşılaşacakları riskleri baştan önlemiş oluyorlar. Çünkü yani diyelim ki Almanya'da bir malı durdurmuş olsa bir avukat tutmaya çalışsanız 15-20 bin eurolardan aşağı para ödemezsiniz. Çünkü oradaki avukatlar saat başı, her dava için saat başı para ödüyorlar ve ama siz yapacağınız Almanya'daki tescilde 1000 euro olsun örnek söylüyorum. Yani baktığımızda ileride karşılaşacağınız dava ücretleriyle bile kıyaslanacak şekilde tescil ücretleri düşük şu anda. Siz sürekli yurt dışına iş yapan, ihracat yapan firmalarla görüşüyorsunuz. Evet. Özellikle yeni ihracat yapmak isteyen firmalara öneriniz nedir? Yeni pazarlar açılırken neler yapmalılar? Nasıl araştırma yapmalılar? Evet, önce şunu söyleyeyim. Yani Ekonomi Bakanlığı şu anda hazırlamış olduğu, dış ticaret müşterilerle birlikte hazırlamış olduğu sitelerde ihracatçılar rehberi var mesela. İnceliyorum ben bunu sürekli. Bu
Bunlar gerçekten indirimleri takip etmelerini söylüyor. Özellikle ülke raporları var, her ülkenin sektör raporları var. Bunları girebildiğiniz zaman hangi ülkelere ihracat yapacaklarını da çok güzel bir şekilde belirleyebiliyorlar, strateji planlarını çizebiliyorlar ve bu ülkelere gitmeden önce de dediğimiz gibi online araştırmalar var şu anda. Örnek söyleyeyim, biz bir kalemde baktığımızda 200 ülkenin tamamında marka araştırması yapabiliyoruz. Bu ilgili ülkelerde gitmeden önce sormalar gerekiyor, markaların tescil konumu araştırmalar gerekiyor ve ihracata başlamadan önce de mutlaka tescil ettirmeden gerekiyor. Yani şunu demeyecekler, ben ihracata başlayayım, eğer malımı tutturursam, markamı tutturursam tescil ettireyim şeklinde değil de öncelikle markamı araştırayım, ondan sonra ülkeye gidin demesi lazım. Bazen şununla karşılaşabiliyoruz, siz bir mal gönderiyorsunuz devlete diyelim ve orada bir satış, bir lisans veriyor, biz distribütör tutuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki distribütör sizin markanızı tescil ettirmiş kendi adına ve eğer aranızda bir sorun, hukuksal sorun çıktığı zaman diyor ki hayır, ben bundan sonra sizin malınızı bu ülkeye ihracat yapmanı engellerim. O zaman marka bende dediği zaman da siz kalıyorsunuz ve markanızın ihracatını engellemiş oluyorsunuz. Bu nedenle mutlaka markaları tescil ettirerek ilgili ülkelere ihracat yapmalarını gerektiğini söylüyoruz. Bir de buna karşı davalar açılıyor. Hem yurt dışında hem de Türkiye'de. Firmalar birkaç yüz bin dolar değerinde masraflara giriyorlar. Çok daha büyük ücretler var. Yani şöyle düşünün, işte şu anda çok büyük firmalar arasında, en büyük telefon üreticileri arasında bir milyarlarca dolar bulan davalar var. Bu sadece markalar alakalı bir konu değil. Çünkü burada patent de olabilir. Yani düşünün ki bir elektronik üreticisini, biz bir televizyon üreticisini düşünün Türkiye'deki. Eğer Almanya'ya ihracat yaparken Almanya'daki bir firmanın bulmuş olduğu bir icatı bir meşhur takdir ederse orada malları durdurulabilir. Sadece marka da veriliyor. Orada ürün tamamı durdurulduğu için de çok büyük zararlara ve bir ekonomik kayıplara sebep olabilir. Yani o ürünün tüm ARGE çalışmaları, ARGE çalışmaları, inovasyon çalışmaları gidiyor. Her şey bir şey olacak tabii ki. Peki bu 200 ülkede biz patent araştırmaları falan yapıyoruz. Yapabiliyoruz tabii. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir ağınız var? Ben şöyle bir internet ortamında aslında şey online değil mi? Tabii online yani. Şu anda baktığımızda dünyanın tüm ülkelerinde markalar yayınlanıyor ve bu markalar tek tek bilgisayara gidiyor. Bilgisayara veri tabanları birçok firma tarafından işte satılıyor ve kiralanıyor bunlar. Biz bunları kiralamış oluyoruz. Baktığımızda herhangi bir ülkede markanın tescil edildiği anında görebiliyoruz ve bunun başvurusunda online, hatta işte hemen ilgili ülkedeki vekillere, yani bizim çünkü Madrid protokolünde biz mesela direkt başvuru yapabiliriz vekil olarak, ama Madrid protokolü olan ülkelerde mutlaka bir de biz de bir avukat tutmuş oluyoruz, biz de bir vekil tutmuş oluyoruz. Orada da hemen online yaptırabiliyoruz ve bu şekilde ihracat yapacağı ülkelerde firmaların markalarını daha önceden tescil ettirebiliyoruz. Yani ihracat yaptıktan sonra, çünkü bazen iç içten geçmiş olabilir, sizin markanın bir başkası o anda hemen beğeni tescil ettirebilir, başvurusunu yapmış olabilir. Yani artık her şey kolaylaştı, eskisi gibi tek tek işte araştırma yapılıyor online olduğu için de sadece marka değil, dediğim gibi tasarım araştırması da yapılabiliyor, patent araştırması da yapılabiliyor. Yani dünyanın şu anda 50 yıl civarında patentler, diyelim ki internet veri tabanlarına yüklenmiş durumda. Bir firma, benim bir buluşum var, benim bir icadım var. Hangi ülkelerde bu tescil ya da başka ne tür geliştirme yapabilirim, ARGE çalışması yapabilirim diye geldiğinde biz bunu hemen ilgili kelime kriterlerine göre baktığımızda o ARGE çalışmasının ön çalışmasını yapıp onlara rapor sunabiliyoruz. Yani biz buna patent trendini de takip etmek diyebiliriz. Kısacası patent araştırmasını yapabiliyoruz. Özellikle Türkiye'de şekerleme sektöründe diyebilirim bu patent konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Hatta evet. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da bazı fuarlarda, gıda fuarlarında katılan Türk şekerleme firmalarının standları fuar sırasında o ülkedeki bir marka tarafından toplatıldı. Hemen ardından dava açıldı ve Türkiye'de de bununla yenilip dava açıldı. Sizin dediğiniz bu global marka araştırmanız online şekilde, bu 50 milyona yakın markanın araştırması gerçekten çok çok önemli. Evet. Ama burada çok büyük bir rakam var. Yani mesela yeni bir logo geliştiriyorlar, yeni bir amblem veya ambalaj geliştiriyorlar. Bu sistem içerisinde herhangi bir hata payı olmadan onun patentini alabiliyorlar mı? Ya şöyle, tabii ki burada yüzü bir hata payı olmadan alınabilir demek mümkün değil. Mutlaka bazen benzerlikler çıkabilir. Ama bu dönem olan firma zaten bir logo çizdirirken, bir logo yaptırırken reklamcısına ya da başka bir marka firmasına diyelim, gerçekten de orijinal olmasını özellikle belirtmesi gerekiyor. Yani bir yerden alıntı olması gibi, bir başka ünlü markaya benzer olmaması gerekiyor. Özellikle buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz işte çalışmaların birçoğu tasarımla alakalı. Yani örnek söyleyeyim, iki tane çikolata tasarım yan yana geldiğinde dış ambalajı tamamen aynı, sadece markalar değişik olmuş oluyor. Burada ambalaj benzerliği de çok önemli. Ambalaj benzerliği olmaması gerekiyor. Ama bazı durumlarda şöyle hatalarla karşılaşabiliriz. Örneğin diyelim ki bazı ürünlerde, sütte, çikolatada bazı ürünün resmin o ambalajın üzerinde olması gereken ürünlerde bazı ülkelerde şöyle bir sistem var. Diyor ki mesela Amerika'daki sistemde
Bu ürünün üzerindeki, ambalajın üzerindeki süt resmi ya da bir çikolata resmi ya da diyelim ki mısırla alakalı bir ürünse diyelim, mısır resmi bu marka sahibine, bu tasarım sahibine tekel hakkı sağlamaz diyor. Çünkü neden? Süt üreten herkes sütün bir parçasını, süt ürününün resmini ya da oradaki bir şekilde kullanabilir. Ama önemli olan burada biri aynısını kullanmaması gerekiyor. Ya da bir çikolatanın işte kakaosunu diyelim ki kullanabilirsiniz, kahvenin resmini kullanabilirsiniz burada. Ya da fındığın resmini, çikolatanı kullanabilirsiniz ama birebir önemli olan karşı firmanın ürüne benzetmemek gerekiyor. Yani haksız rekabetten kaçınmak gerekiyor. Eğer ürün yanına getirildiğinde iki tanesinde fındık kullanmış diyelim. Mesela fındık ürünü kullanmış ve çikolata resim var diyelim. Ama yan yana getirdiğinizde benzemiyorsa diğer firma diyemez ki benim ürünümde fındık var, siz de fındık kullandınız. Fındık kimsenin tekerine giremez. Ya da bir çikolatanın resmi kimsenin tekerine giremez. Önemli olan yan yana getirdiğinizde tüketici alıcı bir şekilde haksız rekabet yapmaması gerekiyor. Aksi takdirde haksız rekabet yaptığınızda işte fuarda mal toplatılır diyor. Ama ürünleri yan yana getirdiğinde benzemiyorsa, sadece içindeki unsurlar benzemiyorsa, burada da mahkemelerimiz, bilirkişilerimiz biraz daha şey yapması gerekiyor. Yani firmaları koruması gerekiyor. Taklitçi olmadan da firmalara ceza verilmemesi gerekiyor. Bu biraz ucu açık bir şey değil mi? Yani benzerlik bahanesiyle biraz da bu Türk firmalarının önüne geçilmeye çalışıldığını ben gördüm. Bazı sanayicilerimizle konuşmuştum. Bununla ilgili evet. Hatta Dünya Gazetemiz'e bir haber yapmıştım ben patent davalarıyla ilgili. Bir gıda üreticimiz yaptığı ürüne bahsettiğiniz şekilde üstünde süt, fındık benzeri görseller kullanmıştı. Bunu bahane ederek kendisine patent davası açılmıştı. Oradaki amacı dava açan firmanın tamamen Türk şirketinin kendi pazarında önüne geçmesini engelleme amacıyla. Yani orada diyor ben görselleri de gördüm. Yani zoraki benzerlik yaratılıyor orada. Yani biraz da böyle kötü niyetli kullanılıyor bu. Doğru. Hani hukuk bazen böyle çekiliyor istenilen tarafa. Patent, marka ve tasarım, yani şu anda bu bahsettiğimiz fikri ve sanayi hatlar bütün dünyada gerçekten bir rekabet silahı olarak kullanılıyor şu anda. Yani bir firma diğer firmanın önüne geçmek için mutlaka yeni bir inovasyon yapması gerekiyor, yeni bir marka yapması gerekiyor ve markalaşmasına önem vermesi gerekiyor. Bu şekilde ve böyle tesirleri de dahil edebiliriz, yani alan ve tesirleri de dahil edebiliriz. Gerçekten de firmalar bunu rekabet silahı olarak görmesi gerekiyor. Eğer bir ülkede parlayacaksanız, yani siz parlayacaksanız, ihracatınız o ülkede çok artacaksa, bileceksiniz ki o ülkede sizden önce ihracı yapan, önde olan firmalar size mutlaka bir engel çıkartacaktır. Ama bu engellerle karşılaşmamanız için de önceden tedbirinizi mutlaka almanız gerekiyor. Bununla ilgili de mutlaka sizin o bahsettiğiniz yollardan gidecek. Haritasını düzenlemeniz, yani yol haritasını düzenlemeniz gerekiyor ve evet. Kendisine ilk dava açıldığında da mesela kovmanız gerekiyor. Eğer gerçekten haklıysa, ürünlerin benzer bir ürünlerinden olursa sonuna kadar bütün hakkını da sayması gerekiyor. Ama orada bizim firmaların yaşadığı şu var, biraz diyor yabancı ülkelerde milliyetçi davranıyorlar, biliyorlar ki biz onların önüne geçeceğiz diyor. Hı. O yüzden de biraz dava kaybediyoruz. Türkiye'de açıyoruz, bu sefer o çok uluslu şirketler karşısına gelince bu sefer diyorlar ki Türk mahkemeleri korkuyorlar onlardan diyor. İstediğimiz gibi... Korkuyorlar demek belki yanlış olabilir ama şu olabilir, yani hem Türkiye'deki sanayileşme, bu patent ve marka konular yeni yeni geliştiği için belki şu olabilir, yani burada hani mahkemelerimizi suçlamak değil burada yani amaç. Ama şu olabiliyor, yani yabancı büyük bir firma dava açtığı zaman bu haklıdır gibi bir ön yargı olabiliyor bazen, açıkçası bunu bazen göremiyoruz ama burada ön yargıdan ziyade dosyanın tamamının güzel incelemesi gerekiyor. Yani öyle söyleyeyim, işte Türk Patent Başkanlığı ya da bir mahkeme hakimi diyelim ki bir karar vereceği zaman oradaki belki binlerce işçinin işsiz kalabileceğini, bir fabrikanın kapatılmasına sebep olabileceğini düşünmesi gerekiyor. Yani diyelim ki Türk Patent Başkanlığı'ndaki uzmanlarımız iki tane markanın benzer olup olmadığına karar verirken o markanın bir firmanın belki bütün hayatını mahvedeceğini, firmanın işte bütün gücünü öldüreceğini, firmanın rekabetini engelleyeceğini, o firmanın kapanacağını belirtilen markanın reddolması yüzünden düşünerek her markanın bir fabrikadan yıkan olduğunu düşünerek karar vermesi gerekiyor. Aynı şekilde hakimlerimiz de bu şekilde. Yani baktığımız zaman iki tane firma birbirine dava açtığında bunu çok önemli bir olması gerekiyor. Hemen tedbir vermemesi gerekiyor. Ve bir firmanın işte malların toplatılmasına karar verirken o firmanın bu ekonomik sıkıntıya girebileceğini, işçilerin işsiz kalabileceğini düşünerek karar vermesi gerekiyor. Yani burada dosyaları çok sık incelemerek ekonomimize bir güç vermesi gerekiyor. Yani hemen böyle bir dava açılarının Türk firmalarının taklitçi gözüyle bakılmaması gerekiyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Domain alınıp bir rekabete girilmesine, marka konusunda evet. Bir rekabete girilmesine söylediniz. Biraz onu açalım. Bir de biliyorsunuz internet siteleri de artık markaların çok önemli bir yüzü. Evet. İnsanlar bir
firmadan bir mal alırken önce internet sitelerine bakıyorlar. Bu internet sitelerinde de bazen bu çalıntı tasarımlar görüyoruz bayağı bir. Bununla ilgili herhangi bir yaptırım olabiliyor mu? Şimdi şöyle tabii yaralarına başlayalım. Örneğin söyleyeyim, bir firmanın 20 tane markası var. Bisküvi firması denilmek söylüyorum. Bu firmanın bize göre ana firmasının alamadan tescil ettikten sonra bu kalan 20 tane markasının da mutlaka alamadan olarak tescil ettirmeniz gerekiyor. Eğer tek tek küçük mikro siteyle yapmayacaksa ana sitesine bunların isimlerini yönlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu alanakları başkaları tarafından tescil ettirildiğinde kötü niyetli kullanım olamıyor. Yani o yüzden diyoruz ki kaç tane markanız varsa mutlaka onların alanaklarını com.com.tr olabilir, ilgili ülke isimleri olabilir, mesela ana ihraç yapıyorsanız .de şeklinde örnek söyleyeyim. O ülkenin alanakları mutlaka tescil ettirmeniz gerekiyor. Dediğiniz çok önemli. Evet. Gerçekten çok bilinmiyordu. Genelde bizim com.tr kullanılıyor genelde. com.tr haricinde hangi ülkeyi ihraç yapacaksınız? O ülkenin ilgili alanlarını da mutlaka tescil ettirmeniz gerekiyor. Diyelim ki mesela Rusya'nınki Reof, işte Fransa, Feride demeyi söylüyorum. İtalya, Ülte halde. Baktığımızda bunlar hepsinin ihraç yapacaksanız ilgili ülkelerde çok büyük masraflar yapmıyor. Tescil ettirmeniz gerekiyor. Ve birçok dediğiniz gibi tasarımları da markaları internet satış sitelerinde de bazen taklit edildiğini görebiliyoruz. Yani diyelim 100 liralık değer yakın, işte 20 liraya satılıyor bazen diyelim. Aynı markaya bakıyorsunuz, o taklit bir marka aslında. Firmalar markalarının işte taklit edildiğini öğrenmediği için mutlaka internet araştırması yapması gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa ilgili internet sitesine karşı marka davası açılabilir. Bazen de firmaların web sitelerinin görme yüzlerinin ya da içindeki yazılarının bile kataloglarının bile aynen taklit edildiğini görebiliyoruz. Burada da fikir haklara göre yani copyright haklarına göre dava açılabilir, haklarını koruyabilirler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bir vizyon çizdiğimize inanıyorum ihracatçılarımıza. Sevgili seyirciler, dış ticaret dünyasında ADES Patent Genel Müdürü Sayın Ali Çavuşoğlu ile birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.